Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bu videomuzda ayarlanabilir sabit akım güç kaynağı yapacağız. Öncelikle güç kaynağıma bir lamba bağladım. Gördüğünüz gibi giriş gerilimi arttıkça lambanın çektiği akımın da yükseldiğini görebilirsiniz. 12 voltta 1.79 volt ve 15 volt gönderdiğimde ise 2 ampere kadar yükseliyor. Giriş gerilimi arttıkça doğal olarak çekilen akım miktarı da artıyor. Şimdi gelin birlikte sabit akım ayarlı güç kaynağımızı hazırlayalım ve tekrardan devremizi test edeceğiz. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler dileyerek projeye başlamak istiyorum. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz. Elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeyi hemen başlayabilirsiniz. Altium 365'e entegre Octopart'ı kullanarak yüzlerce distribütör arasından elektronik bileşenlerinizi arayabilir ve kendi aralarında kıyaslayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan ücretsiz bağlantıları kullanmaktan ve bu uygulamaları denemekten çekinmeyin. Devremizi çalıştırdık ve şu anda 100 miliamperlik bir güç çekiliyor arkadaşlar. Işığımı biraz daha ayarlayarak gösteriyorum. Giriş gerilimini değiştirdiğim halde çıkışın sabit kaldığını, hala 100 miliamper çektiğini görebilirsiniz. Şu an 18 volt gönderiyorum, hatta 20 volt dahi geçtim. Ancak giriş gerilimimiz değişiyor fakat çıkışımız sabit 100 miliamper. Şimdi burada bulunan potu çevirerek çıkış akımını istediğimiz değere ayarlıyoruz. Çıkış akımının 500 miliamperi sabitledim. Gördüğünüz gibi giriş gerilimini değiştiriyorum ancak çıkıştaki akımımız 500 miliamperde sabit kaldı. Şu an gerilimi yükseltiyorum arkadaşlar, 18 volt hatta 20 volt göndermeme rağmen çıkışta sabit 500 miliamper değerini görebilirsiniz. Buradan potu çevirerek yine farklı akım değerlerinde ayarlayabiliriz. Bu devreyi kullanarak akü şarj devresi yapabilirsiniz. Aynı zamanda LED tester olarak çok farklı skalada bulunan LED'leri test edebileceğiniz gibi LED sürücüsü olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık 1 ampere sabitledik ve giriş gerilimini değiştiriyorum ancak çıkış akımının 1 amper civarında kaldığını görebilirsiniz.
çok turlu pot kullanmamız sayesinde ise arkadaşlar akımı hassas bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Şu anda 30 voltluk bir gerilim uyguluyorum ve çıkışta 1 amperlik sabit çıkış akımım mevcut. Çok turlu pot üzerinden istediğiniz sabit çıkış akımını rahatça ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki potu çevirerek istediğiniz değere çıkışı sabitleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an 500 mA'ı ayarladım. Buradaki potu kullanarak 1 amperlik sabit çıkışa tekrar ayarladım. Gördüğünüz gibi 20 voltta dahi 1 amperlik sabit çıkış alıyoruz. Lambamızın parladığını görebilirsiniz. Şimdi lambayı kısa devre yapacağım. Normal şartlar altında çıkış akımının yükselmesi lazım. Ancak kısa devre pozisyonunda bile hala çıkış akımının 1 amperde kaldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da devrenin oldukça başarılı bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Sırada bir şarj uygulamamız var. Elimde toplamda 6 adet 100 faratlık süper kapasitör var. Bu kapasitörleri şimdi şarja takacağım. 16.28 voltta. Bunları şarj etmeye kalktığımda arkadaşlar şu an akım sonuna kadar açılmış durumda. Gördüğünüz gibi şarj işlemini başlatıyorum ve ayarlı güç kaynağımın tabiri caizse bütün kaynaklarını sömürecek arkadaşlar. Şu anda 10 amper çektiğini görebilirsiniz. Şu anda ayarlı güç kaynağının bütün kapasitesini kullanıyor ve çok fazla akım çektiği için süper kapasitörler ısınıyor arkadaşlar ve bu da kullanım ömürlerinin azalmasına neden oluyor. Gördüğünüz gibi şarj esnasında 10 amper gibi oldukça yüksek bir değere çıkıyor. Şimdi lamba kullanarak süper kapasitörleri tamamen deşarj edeceğim. Ardından hazırladığımız devreyi buraya bağlayarak kapasitörlerin daha istikrarlı ve yavaş bir şekilde şarj olmasını sağlayacağız. Sabit akım güç kaynağımı 500 mA seviyesine ayarladım ve ayarlı güç kaynağımın yine çıkış akımı maksimum seviyesinde ve 16.28 volta ayarlı. Şimdi birlikte şarj işlemini başlatıyoruz ve şarj akımının 500 mA'de sabit kaldığını görebilirsiniz. Kapasitörler daha yavaş şarj olacaktır ama herhangi bir ısınma meydana gelmeyecektir. Bu sayede kapasitörlerin daha uzun ömürlü olmalarını sağlayabiliriz. Yine bu yöntemi kullanarak aküleri çok daha güvenli bir şekilde de şarj edebilirsiniz. Akülerin maksimum şarj voltajlarına ulaştığında sistemin otomatik durmasını ve herhangi bir kesici olmadan şarj işleminin tamamlanmasını da yine bu devreyle sağlamak mümkün. Şarj işleminin şarj hızını görmeniz için buradaki güç kaynağıma bir voltmetre bağlıyorum ve gördüğünüz gibi şarj voltajının yavaş yavaş yükseldiğini görebilirsiniz ve şarj akımımız şarj işleminin bitmesine yakın düşmeye başlıyor arkadaşlar. Böylece videomuzu tamamladık. Bir sonraki projemizde görüşünceye değin. Şimdilik hoşça kalın.